Selamlar arkadaşlar bu hafta size nasıl bir video hazırlayayım diye düşündüm ve sonunda Illustrator videosu hazırlamaya karar verdim. Hatta daha da artırdım. 10 dakikada Illustrator eğitimi videosu hazırlamaya karar verdim. Zaten görmüşsünüzdür çok fazla yaygın 10 dakikada, 30 dakikada, 20 dakikada program eğitimleri videosu. Ben de bunlardan bir tanesini kendi adıma denemek istedim. Hiç bilmeyen birine, Word, Excel kullanan birine bile bu programı nasıl anlatabilirim kendi bildiklerimle onu anlatmaya çalışacağım. Bu videoyu izledikten sonra şunu da söylemiş olayım tabi bu video 10 dakikaya geçebilir. Başlıkta böyle yazdım ama amacım bu. Fakat bazı konularda detay veya işte şu an yaptığım gibi 1-2 dakika iki böyle kullanıp videoyu biraz uzatabilirim. Bu videonun sonunda şurada ön izlemesinde spoiler olarak değerlendirebilirsiniz. Şuradaki Just Do It yazan Nike çalışmasını bu videoyu izleyen herkes finalde yapacak arkadaşlar. Bunu size garanti ediyorum. Videoyu sonuna kadar izleyin ve finalde hiç kullanmayan biriyseniz eğer böyle bir çalışmayı yapabileceksiniz Illustrator içerisinde. Hemen videoya geçiyorum. Daha fazla uzatmak istemiyorum çünkü e, videoyu. Illustrator'ı yüklediğinizi varsayıyorum arkadaşlar. Eğer bununla ilgili bir yükleme videosu vesaire isterseniz onu ayrıca çekmek isterim. Bu videoda vakitin içerisine sokmak istemedim onu açıkçası. Illustrator'ı çalıştırdığınız zaman karşınıza bu şekilde bir pencere gelecek. Şöyle baktığınız zaman aslında her şey gayet net. Herhangi bir programı açtığınız zaman karşınıza gelecek seçenekler var aslında. Sol kısımda Create New var mesela. Bu ne demek? Yani yeni bir dosya oluşturmak. Open ne demek? Var olan bir dosyayı açmak demek. Home kısmı yani ana sayfaya şu bulunduğumuz ekranda ana sayfaya gelmemizi sağlıyor. Learn kısmı da öğren yani kendi illustrator'ın bize sunmuş olduğu basit videolardan bahsediyor. Ee, onun dışındaki yerler Your Work'te bizim en son yaptığımız çalışmaları gösteriyor. Şu anda hani size göstermek için şöyle bir şablon oluşturdum. Bu ekran bu kadardı. Bizim şu anda ilk yapmamız gereken bir tane çalışma dosyası oluşturmak. Şimdi Create New diyerek hemen bir tane çalışma sayfası oluşturalım. Bu çalışma sayfasını şöyle düşünün arkadaşlar. Biz bir çalışma yapacağız. Yani bir kağıda yazı yazacağız. Bize ne lazım? Boş bir kağıt lazım. Şu anda bizim yapmak istediğimiz şey boş bir kağıt oluşturmak. Karşıma bu şekilde bir pencere geliyor ve yukarıda gördüğünüz gördüğünüz gibi hazır şablonlar var. İşte şurada benim kayıt ettiklerim mobil ve print. Illustrator içerisinde ister baskılı ister dijital çalışmalar oluşturabilirsiniz. Eğer baskılı bir çalışma oluşturacaksanız A4 kağıt ebatlarını bilmeniz gerekiyor tabii ki. A4 en bilinir kağıt ebatıdır. Onun da boyutu 297 milimetre 210 milimetre. Buradan da ölçü birimini milimetreye çevirebilirsiniz. Ben dik bir çalışma oluşturmak istiyorum. O yüzden bunu seçiyorum. Şu bled yazan kısım bunlar detay kısım arkadaşlar. Taşınma vesaire buraya hiç girmiyorum. Color mod eğer baskı için hazırlayacaksanız CMYK dijital yani Instagram veya sosyal medya için hazırlayacaksanız da RGB seçmeniz gerekiyor. Biz baskılı bir çalışma hazırlayacağımızı düşünelim. Alt kısımdan da raster effects kısmı var. Bu kısımda 300'de kalması baskı için yine arkadaşlar. 72'yi seçerseniz eğer bu da dijital olur. Yani banner hazırlayacaksanız 72'yi seçebilirsiniz. Bu aynı şekilde böyle bırakıyorum. Onun dışındaki seçenekleri hiç bilmenize gerek yok. Create diyorum ve ilk sayfamızı oluşturmuş olduk arkadaşlar. Her şey bu kadar basitti. İlk aşamada Evet, beyaz kağıdımızı oluşturmuş olduk. Şimdi bu beyaz kağıdın üzerine bir şeyler yapmamız gerek. Yazılar yazmamız, şekiller oluşturmamız vesaire. Bu saatten sonra bir, bu yani bu dakikadan sonra biraz karmaşıklaşıyor gibi gelebilir size fakat hiç kafanız karışmasın. Çok basit bir şekilde çözeceksiniz olayı. Şu sol kısımda yavaşça size şu anda bu programda gördüğünüz şeyleri kısaca anlatmaya çalışacağım. Sol kısımda gördüğünüz kısım bizim kalem kutumuz. Öyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burası bizim kalemliğimiz. Bütün araçlarımız, pergellerimiz, kalemlerimiz, cetvel her şeyimiz burada. Burayı kalemliğimiz olarak düşünelim. Şu alt kısımdaki renk kısımlarında fill ve stroke yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Fill iç dolgu demek, stroke da dış çizgi demek. Bunları da bizim renk karıştırma kutumuz olarak düşünebilirsiniz. Buradan bütün renkleri karıştırıp çalışmalarımıza uygulayabiliyoruz. Üst kısma geldiğimiz zaman da şuradaki file, edit, object, type, select, effect gibi devam ediyor. Bu kısmı da bizim kütüphanemiz, kitaplığımız olarak düşünün. Örneğin effect kitabının içine girdiğim zaman altındaki diğer işte böyle bölümlere giriyorum ve efektle alakalı şeyleri buluyorum. Bu en üst kısmı da bizim kitaplığımız olarak düşünün. Bir de kitaplığın alt kısmında kalan şurada bir bar var. Bu da bizim burada kullanmış olduğumuz araçların özellikleri. Kalem vardır bir de 05 kalem 07 kalem vardır ya onların değiştirdiğiniz yerde burası olarak düşünebilirsiniz. Yani kalemin türünü cinsini buradan değiştiriyorsunuz. Büyüklüğünü küçüklüğünü vesaire çalışmaları buradan yapabiliyorsunuz. Şimdi bir çalışma oluştururken bizim yapabileceğimiz şey şu anda beyaz sayfamız var bir çalışmaya başlamak için ilk önce ne yapmak gerek? Yazıları yazmak gerek. Bir çalışmaya mutlaka yazıları oluşturarak başlayın arkadaşlar. Şekilleri, logoları vesaire değil. İlk öncelikle yazmanız gereken logoları, yazmanız gereken yazıları mutlaka ekrana yazın. Şu anda benim ihtiyacım olan şey ne? Yazı yazmak için bir kaleme ihtiyacım var, değil mi? Şimdi bu kalemi de burada bir araç var tabii ki onunla birlikte yapıyorum. Hemen sol kısma geldiğim zaman yani kalem kutuma geliyorum ve buradan Type Tool'u seçiyorum. T zaten şurada göreceksiniz. Type Tool'u seçiyorum. Ve istersem tabii ki şurada ne var? Kısa yolu var. Kısa yoluyla da yapabilirim tabii ki. Type Tool'u seçtikten sonra ekrana bir kere tıklıyorum. Başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Otomatikman Lorem Ipsum diye bir yazı geldi. Bu otomatik bir yazı. Şimdi ben buraya Nike çalışması yapacağım için Just Classic Nike'ın sloganı sadece yap. Yani bunu aynı zamanda siz de bu çalışmayı finalde yaparak ona da bir mesaj olarak düşünebilirsiniz. Ünlem işaretimi de koydum ve ardından hiçbir şey yapmıyorum. Ve bizim en çok kullanacağımız tool'lardan bir tanesi şu yine kalem kutumdaki selection tool. Bu bizim seçme aracımız. En çok bunu kullanacağız biz. V kısa yolu aynı zamanda selection tool'u alıyorum ve shift'e basılı tutarak kenarından tutup böyle büyütüyorum kullanacağım şekilde. Şimdi yazımı yazdığım bu kadar. Şimdi size ne demiştim çalışmanın başında, ee, daha doğrusu az önce, eğer buradan kalem kutumdan seçtikten sonra e, yazımı veya herhangi bir şeyi üst tarafta özellikleri belirecek demiştim, değil mi? Hatırlıyor musunuz detayları? Şimdi o detaylar kısmına geldiğim zaman böyle karakter diye bir kısım var. Buradan istediğim fontu şu şekilde açarak seçebilirim. Ya da bildiğim bir font varsa eğer, ben mesela Bebas New Pro fontunu çok kullanıyorum. Çok sevdiğim bir font. O yüzden bunu kullanacağım. Onu seçiyorum ve bu şekilde yazı kısmını çözmüş olduk. Şimdi gelelim diğer şeyleri eklemeye. Örneğin Nike logosu ekleyeceğiz. Nike ayakkabı ekleyeceğiz vesaire. Şimdi onları ekleyebilmek için de birkaç tane yöntemimiz var. Birinci yöntemimiz şu. File. Daha doğrusu ben size tek yöntem göstereyim. Kafanızı karıştırmayayım. File. Place dediğimiz zaman bu seçeneği seçtiğimiz zaman bu şekilde pencere açılacak ve hangi çalışmayı seçmek istiyorsak onu seçeceğiz. Şu anda biz ilk olarak ayakkabıyı seçelim. Ayakkabıyı seçiyorum ve ekrana bırakıyorum. Bu şekilde. Şimdi bu şekilde seçtikten sonra yine ne demiştim? Bizim en çok kullanacağımız araç Selection Tool. Selection Tool seçiliyken ve aynı zamanda Shift'e pardon, alta basarak bu şekilde ekranın ortasında istediğim shift'e ve alta basarak arkadaşlar ikisini birlikte bastığım zaman bu şekilde ekrana büyütme işlemini yapıyorum. Şimdi mesela ekranın kenarına koydum. Bunu tam ekranın ortasına getirmek istersem ne yapacağım? Bunu seçtim ayakkabıyı seçtim ve yukarıdaki özellik penceremde ortalama seçenekleri geldi gördüğünüz gibi. Buradan da ortalama işlemini bu şekilde yapabilirim. Eğer sizde ortalama olmayacaksa muhtemelen şurada Align to Artboard seçeneği seçili değildir. Sizde Align to Selection seçilidir. Bunu Align to Artboard yapın arkadaşlar. O zaman ortalama işlemi gerçekleşecektir. Şimdi bir de Nike logosuna ihtiyacım var. Hemen onu da ekleyelim. Yalnız bunu File Open diye pardon file place diye yapmıyoruz arkadaşlar. Bu vektörel bir logo olduğu için file open diye yapıyoruz. Ve daha önceden indirmiş olduğum Nike logosunu böyle açıyorum. Burada da kayıtlı bir dosyayı nasıl açmamız gerektiğini öğrenmiş olduk aynı zamanda. Nike logosunu seçiyorum. Selection Tool'da CTRL C yapıyorum ve çalışmama gelip CTRL V ile yapıştırıyorum. Şimdi seçtim ama logonun dışında şöyle kenara sürüklediğim zaman Böyle bir kenarında bir beyazlık var. Ben bu beyazlıkları kullanmak istemiyorum. Bu vektörel bir logo. Sağ tıklıyorum ve ungroup dediğim zaman grubu bozmuş olduğum. Şimdi sadece beyazı seçip kenara sürükleyeceğim. Ve ihtiyacım olmayan kısmı kenara attım. Şimdi logoyu da alıp şöyle sürükleyip ekranın ortasına Şöyle bırakıyorum. Şimdi yazı ekledik, resim ekledik, logo ekledik. Şu anda bir tane de şekil eklesek bu tasarım bizim için tamamlanmış gibi olacak yani. Şu anda bile fena görünmüyor açıkçası. Amacımız burada tasarım yapmak değil. Sadece birkaç toolu öğrenerek bir çalışma oluşturmak. Şu an gösterdiğim şeylerle o kadar çok çalışma oluşturabilirsiniz ki artık sizin yaratıcılığınıza kalıyor ondan sonrası. Şimdi bir tane de şekil oluşturalım. Şekil oluşturabilmek için de ne yapıyorum? Gidiyorum kalem kutuma. Kalem kutusundan yani ben buraya kalem kutusu diyorum ama burası normalde böyle adlandırılmıyor. Ben akl, aklınızda kalması için bu şekilde adlandırıyorum. Rectangle tool'u seçiyorum ve şuraya şöyle başka hiçbir şey yapmadan şöyle istediğiniz gibi bırakabilirsiniz. Seçtikten sonra bir tane şekil oluşturuyorum. Dikdörtgen kare artık nasıl istiyorsanız. Bunu oluşturduktan sonra böyle seçiliyken Selection Tool'a geçiyorum. Ve ardından şimdi ben bunu renklendirmem gerekiyor. İstersem şuradan kendim size ne demiştim boya yaptığımız bir kutu var bizim diye. İsterseniz buradan boyadan böyle bu şekilde kendiniz boyanızı seçebilirsiniz. Ya da şöyle bir aracımız var arkadaşlar. Eyedropper Tool'u seçtikten sonra bu bize renk kopyalamamızı sağlıyor. Mesela ayakkabının üzerindeki bir rengi bu şekilde kopyaladığım zaman rengim değişecek otomatikman. Yeniden Selection Tool'a geçtim ve Selection Tool aktifken şu görmüş olduğunuz küçük beyaz kareleri bu şekilde o kısımlardan böyle tutarak tamamen bütün etrafa yayıyorum tamamının sayfanın kapatmasını istiyorum. Bu şekilde kapattıktan sonra arkadaki bütün tasarım kayboldu. Tasarımı yeniden getirebilmek için bu şekli oluşturmuş olduğum dikdörtgeni sağ tıklayıp Arrange ve Send to Back diyerek en arkaya gönderiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi tamamen en arkaya gitti ve bütün görüntü, bütün tasarım, ayakkabı, yazı ve logo ön plana çıkmış oldum. Şimdi burada bir tane daha bizim Selection Tool'un kardeşi var. Şimdi onu kullanacağız. O da Direct Selection Tool arkadaşlar. A kısa aynı zamanda. Bu da bizim pet yollarına göre. Daha doğrusu şu dolu kutucuklar var ya kenarlarda. Onları tek tek hareket etmemize yarıyor. Şuradan seçip bir tanesini basılı tutarak ve aynı zamanda Shift'e de basılı tutarak şuraya kadar sürüklüyorum. Ve gördüğünüz gibi tasarımda bu şekilde bir hareket oluşturmuş olduk. Bir yön göstermiş olduk. İstersem ayakkabımı bu şekilde tutup Shift ve Alt'a basarak daha da büyütebilirim. Şimdi arkadaşlar normalde süreyi tahmin ediyorum ben açtım ama yine de şunu da göstermek istiyorum. Bir de efekt kısmı var. Yine yukarıdaki çünkü menüden bir şey yapmadık hiç hemen onu da göstereyim size. Ayakkabımı seçiyorum fotoğrafı. PNG formatında bir fotoğraf bu. Efekt kısmına geliyorum ve efektten Styles Drop Shadow seçtiğim zaman bu şekilde bir gölge vereceğim çalışmama ve bir boyut kazandıracağım. Burada isterseniz Color'dan siz istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Ve burada Opacity değerini %10 seviyesine getirin. Üst kısmında Multiply olsun. Aynı şekilde ben ne yaptıysam bu, bu değerleri girerek siz de benzer bir sonuç elde edebilirsiniz. Ve okey dediğim zaman gördüğünüz gibi fotoğrafta bir de bu şekilde gölge oluşmuş oldu ve şu anda iyi görünüyor. Zaten bizim şu anda amacımız mükemmel tasarım yapmak değil, Illustrator'ı öğrenmek. Son olarak bir de şu Just Do It kısmını ufak bir tasarım dokunuşu yapalım. Ne yapıyorum? Type Tool aracımı alıyorum, yazının içerisine giriyorum, şu boşluğu kapatıyorum. Ardından şuradaki boşluğu da kapatıp Enter'a basıyorum ve şöyle tasarımın kenarına yazıyı bu şekilde yerleştiriyorum. Şimdi alta basılı tutup klavyeden yukarıya basarsam eğer gördüğünüz gibi satır aralıkları azalacak. Bu şekilde azaltıp daha sonra Shift'e basarak Selection Tool seçili olabilir. Bu şekilde yazıyı büyütüyorum. Şu Do kısmını da yapmak kısmını Do kısmını da mesela burada Middle bunu da Bolt yapıyorum. Ve şöyle bir sonuç ortaya çıkmış oluyor. Önceki yaptığım tasarımda şuradaydı logo. Bu logoyu da istersen buraya alabilirim veya logoyu da burada bırakabilirim. Şimdi bir de bu dosyayı hemen kaydedelim ve videoyu bitirelim. File Save as dediğim zaman istediğim yere şuraya dostlu yolunu seçtikten sonra şuraya Nike diyelim ve AI formatında kaydedersem ben bu çalışmayı daha sonra kullanabileceğim anlamına gelir. File Save as deyip PDF olarak kaydedersem de bu çalışmayı baskı için hazırlayacağım anlamına gelir. Print diyeyim buraya mesela. PDF olarak kaydedelim. Yalnız arkadaşlar Buradan herhangi bir şey seçmenize gerek yok. Burası çok başka bir konu, başka bir videoda anlatabilirim eğer isterseniz baskı için. Buradan herhangi bir şey seçmeden save pdf diyorum. Fakat baskı için bir dosya hazırlıyorsanız eğer yazıları bu şekilde göndermemeniz gerekiyor. Ne yapmanız gerekiyor? Yazıları vektörele çevirmemiz gerekiyor. Bunun sebebi de bizim bilgisayarımızdaki fontlar herkeste olmayabilir. Bunun için de CTRL Shift ve O kısayoluyla yoluyla çalışmamızı pardon CTRL Shift O çalışmamızı vektörele çeviriyoruz ve CTRL S ile PDF'i aynen kaydediyorum. Eğer JPEG kayıt almak istersek de File, Export ve Export S diyorum. Ve buradan da jpeg, png gibi seçeneklerde kayıt yapıp işlemimi buradan rgb seçebilirim mesela eğer dijitalde paylaşacaksam rgb seçelim screen 72 olsun okey diyelim bu da bizim sosyal medyada paylaşımımız için olsun arkadaşlar ya da müşteriye gönderirken o halde gönderebilirsiniz. Video biraz uzamıştır muhtemelen ama önemli olan Illustrator'ı öğrenmekte arkadaşlar. Sizden tek istediğim bu videoda yaptığım işlemlerin aynısını siz de yapın. Aynı sonuçları siz de elde edin ve elde ettiğiniz sonuçları da bana gönderin Instagram üzerinden. Ben de değerlendirmeye çalışayım. Eğer bu videonun devamını gelmesini isterseniz de yorumlar kısmına devamı gelsin yazın. Farklı programlarda veya Illustrator için yeni videolarda gelmeye devam etsin arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzatmadan bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.